Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bizim Şırnak kırsalındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda GAP projesi dahilinde yer alan Cizre Barajı'nın yapılacağı alana geldik. Burada bir takım incelemelerde bulunuyoruz. Şimdi bu malum olduğu üzere sulama ve elektrik üretme santralidir, barajı şeklinde inşa edilecek ve bu barajın normalde en az 20 yıl öncesinden bitmiş olması lazımdı. Fakat şimdiye kadar yapılmadı, ertelendi. En küçük önemsiz bahanelerle inşaatından vazgeçildi ve bugüne kadar kaldı. Şimdi bunun yapılacağı yönünde alınan kararlar ve onaylanmış projeler var. Bu barajın bizim yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda barajın bendinin buradan karşıya doğru gideceği ve burada suyun önünü keseceği şeklinde bir proje yapılmış. Kurtuluş Köyü dediğimiz hemen bu köyde yolun bu kısmındaki evler baraj nedeniyle kaldırılacak. Başka yerde köy sakinlerine ev yapılacak. Öbür tarafta yerinde duracak gibi bir proje söz konusu. Bu barajın ve baraja bağlı sulama kanallarının, sulama sisteminin ve ayrıca elektrik üretim santralinin bölgeye, memleketimize, ülkemize çok ciddi bir katma değeri olacağı hepimizce malum. Fakat yıllardan beri bu barajın yapılmayarak, GAP projesinin bitirilmeyerek GAP'a ayrılan ödeneklerin, paraların başka bölgelere, başka illere aktarılarak bu memleketin yıllarca mağdur edilmesinin sorumlularının da halen hesap sorulmadan bırakıldığı da kamuoyunun malumu. Şimdi burada ben bu barajın önemine biraz değinmek istiyorum. Şu anda ben Mardin, Şırnak, Urfa, Batman ve her nereye gittiysem elektrik dağıtım şirketlerinin sorunları önüme geldi. Keyfi muameleler, yüz binleri bulan cezalar, keyfi kesmeler, elektrik kesmeleri, keyfi ev baskınları ve bir nevi bütün halkın cezalandırılması şeklinde devam eden bir dağıtım şirketlerinin uygulamaları söz konusu. Bütün bölge halkı bundan muzdarip. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunun en önemli sebebi şu. Elektrik çok pahalıdır. Vatandaşın, çiftçinin, köylünün, üreticinin ödeyebileceği rakamın çok çok üzerindedir. Sulu tarım yapan bir çiftçinin suyu yerden çıkarıp tarlasını sulandırabilecek noktasında elektrik parası için onun bu parayı ödemesinin imkanı yok. Çünkü 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyonluk elektrik faturaları, yani trilyondan kastım mahalle ve buradaki halkın tabirini kullanıyorum. Söz konusu olan milyondur. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon şeklindeki elektrik faturalarının çiftçiler tarafından, köylüler tarafından ödenmesi imkansız bir şey. Şimdi bunun barajımızla nasıl bir alakası var diye soracak olursanız diyeceğim şu. Eğer yıllardan beri GAP projesi bitirilmiş olsaydı bütün bu verimli ovalar hem sulu tarıma kavuşacaktı, hem elektrikli sulamaya ihtiyaç kalmayacaktı, hem elektrik üretimi de yapılacağından, elektriğin bu kadar pahalı olmasının da önüne geçilmiş, daha ucuz bir maliyetle tüketici halkımıza servis edilmesinin, kullanmanın açılmasının da önü açılmış olacaktı. Şimdi Urfa'nın da, Mardin'in de, Diyarbakır'ın da, Şırnak'ın da en önemli sorunu olan, özellikle tarım noktasındaki en önemli sorunu olan elektrik hususu bu GAP projesinin bitirilmesine bağlı olan bir durum. Eğer bu GAP projesinin sulama kısmı da bitirilmiş olsaydı bu sorunların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Bölge çok daha kalkınmış olacaktı. Bölgede hiçbir şekilde işsizlik sorunu olmayacaktı. Çünkü GAP barajı bitirilmiş olsaydı bölge insanı dahi bu projeyi besleyebilecek iş gücü imkanlarına sahip olmayacağından diğer bölgelerden insanlar belki getirilip burada istihdam edilmek durumunda kalınacaktı. Fakat maalesef 20-25 yıldır bu GAP projesi bitirilmedi ve halen bitirilmemiş. Şimdi
bu vatandaşlarımızın, bu toplumun, bu halkın ızdırabının dindirilmesi anlamında GAP projesinin ivedilikle yeniden yapılandırılarak, yeniden tamamlanma projelerinin yapılarak, ödeneklerin ayrılarak GAP projesinin tamamlanması lazım. Bu proje bu memleketin, bu şehirlerimizin, bu insanımızın şiddetle ihtiyaç duyduğu bir şey. Hem kalkınma anlamında, hem istihdam anlamında, hem işsizliğin çözülmesi anlamında, hem suistimal eden odakların suistimallerinin önüne geçme anlamında GAP projesinin muhakkak ivedi bir şekilde bitirilecek bir sürece girmesi lazım. Sulama kanalları da bitirildiği zaman Cizre Barajı'nın suyu hem Silopi Ovası'nı sulayacak, hem İdil Nusaybin Ovası'nı sulayacak, Atatürk Barajı ile Nusaybin'de birleşecek ve bölgenin hiçbir su ve elektrik sorunu kalmayacaktı. Bu o kadar önemli bir proje. Şimdi GAP projesinin özellikle elektrik üretimine tekabül eden kısmının %80-%90 oranında bitirilerek devlete katma değer kısmına tekabül eden kısmı bitirilmiş, ancak topluma, çiftçiye, tarıma tekabül eden sulama kısmının bitirilmemiş olması tartışılan, sorgulanan ve halen kafalarda soru işareti olarak duran bir husus. Bizim buradan vermek istediğimiz mesaj, ifade etmek istediğimiz husus, GAP projesinin hem elektrik üretim boyutunun hem sulama kısmının ivedi bir şekilde bitirilerek bu bölgenin rahatlatılması, kalkınmanın tamamlanması ve neredeyse bütün sorunlara derman olacak bu projenin bitirilmesidir. Baraj yerinden bu mesajı vermek istiyoruz ve bu vesileyle dağıtım şirketlerinin, elektrik dağıtım şirketlerinin bu özellikle Güneydoğu bölgesinde yaptıkları terörün önüne geçilmesi noktasında da çok daha somut, ciddi adımların atılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bunları denetleyen bir merci yok. Bunların cezalarını, tarifelendirmelerini kontrol eden, cezaları gözeten, bunları denetleyen bir mekanizma şu an söz konusu değildir. Ve bunlar tamamıyla keyfi bir muamele ile iş görüp vatandaşı sadece cezalandırıyorlar. Ve bu bölgenin en önemli mağduriyeti, en önemli sorunu haline gelmiş durumdadır.